TÜSİAD Yönetim Kurulu yılda bir kez farklı bir kentte düzenlediği yönetim kurulu toplantısını bu yıl Van'da gerçekleştirdi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Van'daki iş insanlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. TÜSİAD'ın Van ziyaretini değerlendirmek üzere canlı yayın konuğumuz TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Sayın Batu Aksoy. Öncelikle hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu TÜSİAD'ın bu ziyaretleri, TÜSİAD bu ziyaretlerinden neler bekliyor? Van'da niye tercih edildi? Anadolu'da yatırımları artırmak için ne gibi çalışmalar yapılacak? Tabii. Biz TÜSİAD olarak her sene en azından bir tane yönetim kurulu toplantımızı Anadolu'da yapmaya çok önem veriyoruz. Bu sebepten dolayı da bu sene Van'ı seçtik. Van tabii tarihi, kültürel dokusu, tarihi zenginlikleri, konuksever insanları ve girişimci kişiliğiyle esasında Van'da çok öne çıkan ve bizim değer verdiğimiz bir ülke, bir şehir. Biz de tabii ki burada değerli iş insanlarıyla birlikte değerlendirme fırsatı, ekonomik değerlendirmeler yapma fırsatı bulduk. Halen de devam ediyoruz. Gün içerisinde devam edeceğiz ve değişik farklı kurumlara da, kurum ve kuruluşlara da ziyaretlerimiz olacak. TÜSİAD olarak bizim Van'da çok değerli iş insanı üyelerimiz var. Dolayısıyla bundan dolayı ve onların sayısı da her sene artmakta ve bundan dolayı da özellikle mutluluk duyuyoruz. Benim bir şapkam da TÜRKONFET. Ben aynı zamanda TÜRKONFET'in de yönetim kurulu başkan yardımcısı pozisyondayım. Dolayısıyla hem TÜRKONFET hem de TÜSİAD şapkamla bugün Van'da bulunmaktan çok büyük gurur duymaktayım. Şimdi bizim TÜSİAD'da özellikle benim lideri olduğum Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası var. Bu Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası 3 tane sektör, daha doğrusu 3 tane ana iş kolu var. Daha doğrusu ilgilendiği iş kolu var. Bir tanesi bölgesel kalkınma ve bu sebepten dolayı da tabii TÜRKONFET'teki yaptığımız işlerle koordinasyonu bizim yuvarlak masamız belirliyor. Diğer konulardan bir tanesi de turizm ve ulaştırma. Turizm, neden bunu bahsediyorum? Çünkü Van'da özellikle bulunduğu konumdan dolayı komşu ülkelerden çektiği turizm açısından da özellikle doğuda, ülkemizin doğusundaki en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Özellikle biz TÜSİAD olarak, TÜSİAD Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası olaraktan bölgedeki ekonomik gelişimin arttırılması, yatırım ortamının çekilmesi ve küçük ve orta boy işletme dediğimiz KOBİ'lerin gelişimine yönelik projeler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi, bu somut olarak projelerden bir tanesi de BORGİP projesi. BORGİP ne demek? Bölgeler arası ortak girişim projesi. Bu Anadolu'da çok ses getiren ve bizim her ay mutlaka farklı bir Anadolu şehrini, kentini ziyaret edip KOBİ'leri geliştirmek üzere geliştirdiğimiz bir proje. Şimdi onun detayına girmeyeceğim fakat özellikle TÜSİAD'ın ve TÜRKONFET'in KOBİ'leri ve Anadolu'daki ekonomik gelişime verdiği önemi bahsetmek isterim. Ve bütün bunlarla birlikte Van'a daha fazla yatırım gelmesi, doğumuza, güneydoğumuza daha fazla yatırım gelmesi Türkiye'nin de ekonomik durumunun gelişimiyle çok paralellik gösteriyor. Dolayısıyla biz esasında Türkiye'deki genel makroekonomik gidişatı ne kadar düzeltebilirsek Van'da Anadolu'daki en önemli potansiyel arz eden şehirlerden bir tanesi olaraktan bundan haklı payını alacaktır. Dolayısıyla zaten ülke olaraktan bizim genel tarafta reform sürecini hızlandırmamız gerekiyor. İstihdama yönelik projeler, büyümeye yönelik projeler, makro ekonomik göstergelerde stabiliteyi yakalamamız gibi çok önemli konularda çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Tüm bunları yapabilirsek Türkiye rekabet gücünü artıracaktır. Türkiye yeni yatırımlara ev sahipliği yapacaktır. Dolayısıyla Van da bundan tabii ki payını alacaktır diye düşünüyorum. Ve bütün bunlarla beraber Türkiye'nin ve Van gibi veya Diyarbakır gibi veya işte İç Anadolu'daki kentlerimizin bunlardan daha fazla pay alması için Türkiye'nin de Avrupa Birliği çıpasını tekrardan ele alması gerektiğini de düşünüyoruz. Yani Türkiye tekrardan Avrupa Birliği konusu sürecini hızlandırabilirse, yeniden bunu başlatabilirse ve çağın koşullarına göre güncellenmiş bir gümrük birliği anlaşmasını da yapabilirse orada da farklı bir açılım olacağını düşünüyorum. Özellikle Van gibi şehirleri, ben Anadolu'yu patlamaya hazır bir potansiyel, Türkiye'nin potansiyeli olarak görüyorum. Bunun için de bizler her ne kadar iş merkezlerimiz İstanbul'da veya Ankara'da veya İzmir'de olsa da birçoğumuzun, yani TÜSİAD veya TÜRKONFET üyeleri olarak söylüyorum, hepimizin Anadolu'nun her şehrinde bir şekilde ilişkileri var, işleri var, yatırımları var, bayilikleri var. Dolayısıyla bizim için Türkiye'nin gelişmesi, Anadolu'nun gelişmesi manasına geliyor.
Bir de toplantıda sanayileşme konusunda özellikle altını çizdi Van İş insanları. Anadolu'ya sanayileşme açısından TÜSİAD'ın ne gibi katkıları olacak? Şimdi tabii TÜSİAD 50 yıla yakın bir geçmişiyle, sanayici kimliğiyle. Bugün tabii Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği, yani hem sanayici hem iş insanları TÜSİAD'ın üyelerinin sanayileşme konusunda çok ciddi tecrübesi var. Bizler bu tecrübeyi sonuna kadar Anadolu'daki iş insanlarına, ortaklarımıza veya işte dostluklarımızla bunları geliştirmek için her türlü adımı atacağız. Yani TÜSİAD'ın, demin ben kalkınma politikaları yuvarlak masasından bahsettim. Fakat onun haricinde sanayide dönüşüm, ekonomi politikaları, tarım ile ilgili birçok farklı konularda yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili vesaire parlamento komisyonları olsun, Ankara'daki ilişkilerimiz olsun çok farklı istikrar konuları var. Biz bütün bunların hepsini Anadolu'daki paydaşlarımızın, iş ortaklarımızın, dostlarımızın ve yurttaşlarımızın servisine zaten veriyor oluyoruz. Birçok farklı projemiz var. Türk Konfed olsun, demin bahsettiğim Borgip olsun. Bunlardan sadece bu işbirliklerinden sadece birkaç tanesi. Sadece ülke içerisinde değil, yurt dışındaki kurumlarla da TÜSİAD Anadolu'yu da Türkiye'yi de temsil etmekte. Biz bu şekilde sanayileşme konusunda da, yani sanayileşmenin gerçekleşebilmesi için yatırım ortamının iyileştirebilmesi, onu iyileştirebilmesi için makroekonomik tarafta neler yapılması gerekiyor. Bununla ilgili tabii TÜSİAD olarak da görüşlerimizi sürekli kamuyla paylaşmaktayız. Sağ olsunlar. Onlar da bizi dinlemekteler. Onlar da bizimle şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. Bu şekilde gelişimi sağlayacağımızı düşünüyorum. Ama genel yatırım ortamını iyileştirdikçe Anadolu'da bundan payını alacaktır. Sayın Aksoy, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Söz yeniden stüdyoda.